Ben hiç böyle olmamıştım. Durdu sanki. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hasta olmasam sana yardım ederdim patron. Ama yine ateşim çıktı. Yanıyorum resmen. Ne dedin sen? Ateşim çıktı. Yanıyorum dedi. İşte bu. İşte bu. Kedi oğlanı ilk defa bir fare tuttu Nazmi. Fare mi tuttu? O halde Yıldız Sarayı'nın da biraz ateşe çıkıp yansın. Bu da tamam. İşte yeni icadım. Kıvılcım T-61. O kadar sert vurmasaydın olmaz mıydı? Son bir dakika. Bitiremezsen o zaman gösteririm ben sana. İşte bitti. Ne kadar hızlıyım değil mi? Akvaryumdaki balık gibi oldum. İyice anladın mı şimdi? Anladım patron. Kız kulesini ele geçireceğiz ve buna koyup süs eşyası gibi saklayacağız. Hele şükür. Patron, peki neden kız kulesi? Neden mi? Kesin benim fotoğrafım birinci olacak. Fotoğraf yarışmasını kazandığımda alacağım büyük ödülle kendime astronot kıyafeti alacağım. İşte geldik 61. ortaokullar arası fotoğraf yarışmasının en heyecanlı yerine. Şimdi ödüle layık görülen 3 arkadaşımızı sırayla açıklıyorum. Yarışmamızın 3.'sü... Bana yol vermek için şimdiden hazırlan. Böyle ödüllere de alışkınım ama... Kız Kulesi ve Yalnızlık adlı fotoğrafıyla Ahmet! Üçüncülüğü kim ne yapsın canım? Ya ikinci olacaksın ya birinci. Bir an üçüncü olacağım diye korktum biliyor musun? Niye ben Gürge'nin yanına oturdum ki? Şimdi geldik yarışmamızın ikincisine. Kız Kulesi ve Boğaz adlı fotoğrafıyla Mahmut. Demek birinci olduk. Bekliyordum zaten. O kadar harika bir fotoğrafla katıldım ki yarışmaya. Gürgendesin. Allah'ım ne olur Gürgendesin. Kazanmam lazım. Benim kazanmam lazım. Ve geldik yarışmanın birincisine. Kız Kulesi ve Göçmen Kuşlar adlı fotoğrafıyla Muhammed. Ne? Nasıl? Bir yanlışlık olmalı. Ama benim kazanmam lazımdı. Bana ne işte? Bana ne? Bana ne? Yol vereyim mi Gürgen? Kız Kulesi ve Yalnızlık. Kız Kulesi ve Boğaz. Kız Kulesi ve Göçmen Kuşlar. Benim adım da Gürgense. Bir daha kimse Kız Kulesi'ni rüyasında bile göremeyecek. Patron. Yine ne var? Ama Kız Kulesi buna nasıl sığacak ki? Merak etme. Gürgen bir şeyi kafasına koymuşsa yapar. Ver onu bana. Ama patron. İnsanlar bu tabletleri kullanarak neler yapıyor haberin var mı? Sen sabahtan akşama kadar oyun oyna. O kadar mühendis sen oyun oyna diye mi icat etti bana? Yıldız tornavida. Çok az kaldı. Şurayı da sıkıştırdın mı tamamdır. Penseyi ver bakayım. Patron, bu seferki icadın ne? İşte bu kadar. Tanıştırayım. Karşınızda yeni ışınlama harikası Mavi Yol ED27. Işınlama mı? Peki bununla ne ışınlayacaksın patron? Kariye Müzesi'ni. Kariye Müzesi mi? Nasıl? Koca müzeyi. Peki ama neden ki?
Cumartesi günü dünya çapında bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Arkadaşlar, haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Ayrıca cumartesi günü hep birlikte Kariye Müzesi'nde buluşacaktık. Unutmadınız değil mi? Ne? Kariye Müzesi mi? Cumartesi mi? Gürgen, iyi misin? Hafta başında öğretmenim cumartesi günü gayet uygun dememiş miydin? Öğretmenim, ben cumartesi günü hasta olabilirim de. Cumartesi hasta olacağını bugün nereden biliyorsun? Mazeret kabul etmiyorum. Yoksa... Benim konuşmaya katılıp astronot kıyafeti almam lazım. Kariye Müzesi ziyareti de nereden çıktı? Ama dur, ben yapacağımı biliyorum. Ancak bu sefer işimiz uzun. Sabah erken kalkıp işe koyulmamız gerekiyor. Ben zaten hep erken kalkarım patron. Bir, iki, üç. Patron, nereye saldıracağız? Dört. Bir saniye Azmi, kafamı karıştırma. Kaçta kalmıştım? Neyse, baştan başlayayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Çok heyecanlıyım patron. Planını merakla bekliyorum. İki, üç. Yok, yanlış oldu. Azmi! Özür dilerim. Bir, iki, üç. Çay içer misin patron? İlla bana bunu yaptıracaksın yani. Şimdi rahatça işime dönebilirim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Dokuz oda, iki de kayalık. Tam istediğim gibi. Tamam, şimdi konuşabilirsin. Sağ ol patron. Belli oldu mu? Nereye saldıracağız? Belli oldu Azmi. Marmara Denizi'ndeki adalara saldıracağız. Adalar mı? Peki neden orası? Neden mi? Geçenlerde sınıfça adalara geziye gittik. Arkadaşım Hasan'la birlikte çok güzel vakit geçiriyorduk. Faytona bindik. Sonra bisiklete bindik. Ne güzel işte patron. Acele etme Azmi, anlatıyorum. Özür dilerim patron. Sokaklarda neşeyle kovalamaca oynadık. Yakaladım seni. Tamam, sıra bende. Sen kaç, ben kovalayayım. Olmaz Gürgen, öğretmen çağırdı. Gitmemiz lazım, son vapura yetişeceğiz. Bana ne, bana ne, bende sıra. Ben gidiyorum. Sen git, ben buradayım. Ne? Gittin mi? Hasan! Hasan! Bekle Hasan! Geliyorum! Hasan! Demek gittiniz ha. Ben burada ne yapacağım tek başıma? Çok acıklıymış patron. Dahası var Azmi. Tüm gece deniz kenarında yalnız kaldım. Adalara saldırmakta haklıymışsın patron. Haklıyım tabii. Peki ne yapacağız? Yola çıkalım, ben sana anlatırım. Azmi. Geldim patron. Azmi gel otur şuraya. Sağ ol patron. Gerçekten çok yorgundum. Tamam, şimdi kalkabilirsin. Biraz daha dinlenseydim. Ne dinlenmesi şaşkın? Çok işimiz var. Taşınıyoruz. Neden? Gürgen! Gürgen! Sıranın üzerindeki dağınıklık da ne böyle? Öğretmenim, ben... Sana özel bir ödev veriyorum. Haftaya kadar aslan yattığı yerden belli olur atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazacaksın. Peki öğretmenim.
Hasan, Hasan yattığı yerden belli olur. Ne demek? Sonunda ödevlerini ciddiye almaya başladın. Kişiyi yaşadığı yer anlatır ve davranışlarını açıklar. Onların nasıl bir insan olduğunu ifade eder. Bu sebeple benim şanıma en yaraşır yere taşınıyoruz. Orası neresi patron? Tabii ki Topkapı Sarayı. Atalarımız gibi dünyaya nam salacağız Azmi. Böylece tarihten geçmeme gerek kalmayacak. Ve astronot olabileceğim. Patron, peki bu ne? Son icadım. Şipşak 3000. Bununla İstanbul muhafızlarına güzel bir ders vereceğiz Azmi. Yaşasın patron. Fotoğrafımı mı çekeceksin? Patron. Göremiyorum patron. Korkmaz mı? Sadece 10 dakika sürüyor etkisi. Bu süre bizim muhafızları yakalamamıza yeter de artar bile.